soru soracak. Nasıl? Milletvekili adayları açıklandı geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz. Hangi partiyi destekliyorsunuz milletvekili AK seçiminde? AK Parti'yi. Peki aday listesini nasıl buldunuz? Sizin için yeterli çok mi? Çok güzel aday listesi, gayet normal, güzel. Eski bakanlar da var, yenileri de var, gayet güzel. Bu olmazsa zaten Türkiye'nin yalık yapıyor. Geçen de bu yani. Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Geçtiğimiz günlerde milletvekili aday listeleri doğru, açıklandı. Birçok parti aynı anda yaptı bu işlemi. Doğru. Hangi partiyi destekliyorsunuz? Ben efendim vatanın birliğini, beraberliğini ve güçlenmesini seven milliyetçi bir insanım yani. Bunun için tabii ki isme söylememe gerek yok. Siz biliyorsunuz bu konuyu. Öncelikle de bize bu imkanı tanıdığınız için sizlere çok teşekkür ederim. Bu araştırma aslında sizler halkla yöneticilerin arasında bir merdiven gibi bütün istekleri, şikayetleri gündeme getiriyorsunuz ve gerçekleştiriyorsunuz inşallah sonlarında. Ben o ilk sorumuza cevap verdim ama biraz geniş verdim. Fakat ama dediğim gibi geçmişte 20 senelik bu memleketi nereden nereye getiren insanların ben onları seviyor ve destekliyorum yani. Mesela AK Partili ismini de söylüyorum. Peki açıklamanın liste hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce liste hakkında çok güzel. Bugün yeni gençlerin oraya gitmesi gerek parlamentoya. Ben görüyorum 40 senelik milletvekilliği yapmış CHP'de hala koltuk peşinde koşan insanlar vardır. Yazıktır, yazık. Bu memlekete yazık. Geçmişte bir şey veremediniz, şimdiden sonra da bir şey veremezsiniz. Pırlanta gibi gençlerimiz vardır. Bunlara önünü açmalıdır. Ben bunu her zaman taraftarım. Ben de eski bir yönetici olmam dolayısıyla inanın Tayyip Erdoğan'ın bu şeylerini %100 destekliyorum. Yeniliklerini. Çünkü gençlerin önü açılıp üretken gençleri yeni dünyaya daha rahat farkında olan gençlerimize önlerini açması. Ben eski o bilgileri çok eski insanların tasfiye edilmesini istiyorum. Ben bir sade vatandaş olarak. Evet. Teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Siz bir bu dönem 28. Dönem milletvekilleri seçilecek. Siz oyunuzu hangi partiden yana kullanacaksınız? Ben AK Parti'ye vereceğim. 94'ten belli. Peki AK Parti'nin aday listesini nasıl buluyorsunuz? Çok güzel. Bak Gazi Mustafa Kemal Paşa Cumhurbaşkanı'nın onun ölümünden sonra ne kadar iktidar gelmiş geçmişse şu güne kadar bilir. Her gelen gideni aratıyor. Bak bu adam 20 senedir bu ülkenin başında. Hani atasözü var, her bir duvar tez yıkılır. Evet. Ordu duvar yıkılmaz. Onun için bir erkilik, bir şeyliği olsaydı mutlaka bir yıkılma olurdu yani şu depremci. Onun için yurt dışındayım ben 50 senedir. Yurt dışından da geldim diyor. Kapıkulu'ya, Kovalan'la, İstanbul'a, Urbay, Kapıkulu'ya geldik yanarlar. Hep AK Parti'ye verdim. Yine vesiyet var. Annemden, babam, dedelerimden. Annem, babam, dedelerim, amcalarım hep Çanakkale'da şehit düşmüş insanlar. Evladım dedim. Ordu ol, üst ol, mert ol, yalan söyleme. Verdiğin sözden dönme, yalan yere yemin etme dediler. Çoğunluk nereye gidiyorsa sen oraya git dediler. Lavabonun suyunda boğulma dediler. Banyonun suyunda boğulma dediler. Boğulursan muhtarasla boğul dediler. Anlatabiliyor muyum? Ben şimdi onların vesiyeti, çoğunluk nereye giderse oraya giderim. Hani bu parti biter, o gelir. Hani o parti de bu vatanın evladı. Bu gider, o gelir. Sen mahabirsin, sen giden, o biri gelir. Ama bu vatandasın yani. Bak ben 50 senede, 50'ye yakın da ülke gezdim. Bunların dörtte birini. Ama ben şu vatanıma geliyorum, toprağın üstünde yatıyorum, ağırında. Çok rahat ediyorum. Kuş tüyünde yatıyorum, rahat edemiyorum. Beni inledi. Niye? Vatan önemli. Millet önemli.
Ben vatanımı, milletimi, polisimi, askerimi, hepsini seviyorum. İnsanları da seviyorum. Bunun için ben en doğru bu partiyi buluyorum. Yani 20 senedir. Öyle yok, başka da bir şey yok. Seçmenin geneli şu an 20 sene olduğu artık değişsin gibi söylemlerde bulunuyor. Sizce de 20 sene bir iktidar için uzun bir zaman değil mi? Tamam da işte adam devam ediyor yolda doğru şeyinde. Başka ne olur be? Sen şuradan mahallesin, sen doğru dürüst işini, görevini yaparsan niye o biri gelsin? Seni çalıştıran, seni devam ettirir. Önemli olan bu mu? Başka değil. Yoksa ben parti tutmam. O da, sen de bu vatanın evladısın o da. O gider, sen gelir, sen gider, o gelir. Ama doğru dürüst geleceksin. Vatanın, milletin menfaati o. Ne? Bir parça olacaksın. Dışarının, içerinin sözüne gitmeyeceksin. Ben hepsini biliyorum. Ben Amerika'nın John Kennedy'ni vururum. Sen aklını yeter. Onun ölümünden sonra John Kennedy'yi de bilirim. Gelmiş geçmiş bütün başkanları, şu başkana kadar hepsini biliyorum. Anladın mı? Hepinize teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Başkanlığı seçiminde kimi destekleyeceksiniz acaba? Tayyip Erdoğan'ı. Peki 28. dönem milletvekili aday listeleri açıklandı. AK Parti'nin aday listesini nasıl buluyorsunuz? İyi. Bu adamı deviremezler. Kim gelirse gelsin deviremez abi bunu. Turgut'u nasıl devirirler? Turgut Özel zehirlendi, öldü ya. O şekil. Ama bu adam da kolay kolay olmaz. Yemeğinde bile adam tenettürden şey mi yani deviremezler abi. Kolay gelsin. Cumhurbaşkanı ve milletvekilleri seçiminde hangi partiyi destekleyeceksiniz acaba? Herhalde CHP'yi destekleyeceğiz. Başka yolu yok. Ülkeyi bitirdi. 1 kilogram soğan 30 lira. 2013 yılında bir koyun alıyorduk. Şimdi o koyuna verdiğimiz paraya 1 kilogram et alabiliyoruz. Neyini destekleyeceksin? 21 yıldan beri yaptıkları hizmetler ortada. Neler varsa bütün değerler alt üst etti. İçini boşalttı. Yani başka bu son dönemeç, bu dönemeci yakalayamazsak zaten bundan sonra Hüdapar'a teslim edecekler. Çok teşekkür ederiz. Peki Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday listesi nasıl buldunuz acaba? Aday listesi? Millet İttifakı'nın diğer partilere de listeydi ama. Benim için hiç önemli değil şu anda. Önemli olan ortak paydam bir an önce Cumhurbaşkanı'nın gitmesi. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Neye satmış? Neye satmış? Neye satmış? Yavrucu neye satmış? Neye satmış? Cesaret madalyası neye alan birisi. Neye satmış? Tayyip'e Türkiye satılır. Bunu unutma. Peki. Bunu unutma. Kaç milyon toprağı? Anlı yere gelen adam bunlara oy vermez. Anlı yere gelen bunlara oy vermez. 400 Türkiye satılmış. Sen toprak alıyor. Sen dolanım lan her başı boş ver. Vatandaşlık alıyor. Sen o zaman Müslüman değilsin. Gidin. Hadi. Başkan oyunuz seçimlerinde hangi ismi ve hangi partiyi destekleyeceksiniz? Kemal Kılıçdaroğlu CHP'yi. Peki aday listeleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Birçok CHP'li aday listesi yüzünden parti bir tık kırıldı bu konuda. Çok yaşlı isimler yer aldığı için, genç ve kadınlar öncelik tanınmadığı için biraz kırgın partiler. Siz ne düşünüyorsunuz? AK Parti'ye bakınca ben çok mutlu bir şey görüyorum en azından. Mansur Yavaş çıksaydı bizim için daha iyi olurdu. Yani biz daha çok destek verdik. Olsun yine de biz CHP'yi destekliyoruz. Rica ederim. Başkanlığı ve milletvekili seçiminde hangi partiyi destekliyorsunuz? Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanlığı adaylığında destekliyorum. Parti milletvekili olarak da yine CHP'yi destekleyeceğim. Peki aday listesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Cumhuriyet Halk Partisi genç milletvekillerine pek öncelik tanımadı bu konuda. İnsanlar genellikle o konudan şikayetçi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şu an tam olarak kesin olarak gidecek gözle baktıkları için aslında genç adaylar genç adayları aday olarak gösterebilirlerdi. Tek yanlışlar belki o ama daha çok diğer partilerin de isimlerinin meclise girmesi için böylesi de hayırlı olur inşallah. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Rica ederim. Kim destekliyorsun Cumhurbaşkanlığı seçimde? Valla ben kızım kaybettim. Çok sevindim. Benim kızım işe giriyor. Hemşire yardımcı diye kaybettim. Yani anlıyorum. Kızım yıllardan beri onun işsiz gezir. Yoksa Tayyip'i seviydim. Kafam karışık yani. Kız nereye gidiyse oğlum iş bulamıyor. Yani hiç yani evde ağlıyor kız ya bunun oğlum içinde.
Peki milletvekili adaylar listeleri açıklandı biliyorsunuz. Ne düşünüyorsunuz? Yani meclise gelecek olan milletvekili adayları. Teşekkür ederim. Hakkınıza kim hayırlısı Cenab-ı Allah onu getirsin. Hadi Allah'a emanet olun. Yok, güzel. Hani geç...